çıkacak müjde her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müjde her taşa. Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün, Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Ve güne başlıyoruz. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir diyoruz. Gazetelerin öne çıkan manşetleri, yorumlar, ayrıntılar, videolar. Güne şöyle canlı canlı, cap canlı ve heyecanlı başlamış oluyoruz. Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşam gazetesinde milyonlara vergi müjdesi diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bakalım milyonlara müjde neymiş, vergi müjdesi, merak ediyoruz. Vergi borçlarınızı siliyoruz. Bundan sonra namuslu düzgün bir şekilde verginizi ödeyin. Ödemezseniz şunu bunu yaparız mı diyor? Yoksa yeniden bir yapılandırma mı var? Veya mevcutlarda vergilerde bir indirim mi var? Bir bakalım. 1600 cc'nin altındaki araçlarda ÖTV 15 puan indi. Ticari araçlarda KDV %18'den 1'e düşecek. Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar 0 olacak. Mobilyada KDV oranı %18'den %8'e çekildi. Konutta %8'lik KDV %3 tapu harcı uygulaması devam edecek. Yani bu tapuda özellikle bu tip indirimler, KDV'ler önemli. Bu konuda milyonlara vergi müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermiş oldu. Akşam gazetesi manşetlere bakalım. Cumhuriyet Halk Parti'nin trafosuna kedi girmiş. Hani şu seçimlerde meşhur bir kedi var ya, kedi hala piyasada dolaşıyor. Kedi girmiş. Seçimlerde kedi girdi trafoda, elektrikler kesildi. Seçimlerde bir takım böyle oyunlar olduğu iddiaları vardı ya. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Parti'nin trafosuna kedi girmiş diye manşete taşımış Akşam Gazetesi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili hazinedar 15 Temmuz sonrası kendisiyle ilgili ihbar üzerine elektriği kestirip 8 saat boyunca bilgisayar verilerini temizletmiş. Bir belediye çalışanı İçişleri Bakanlığı'nda görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili Murat Hazinedar'la ilgili 15 Temmuz sonrası suç duyurusunda bulunduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbarda durumu öğrenen Hazinedar'ın belediyenin elektriklerini kestirdiği ve 8 saat boyunca bilgisayardaki tüm verileri sildirdiği iddia edildi. Sadece sunucu odası ihbardaki iddialara göre belediye binası mesai saatleri içinde 8 saat boyunca elektrik alamadı. Hizmetler aksadı. Sadece bilgisayar sunucuların olduğu odaya verilen elektrikle 8 saat boyunca usulsüz ihaleler, fotoğraflar ve bazı kayıtlar silindi ve Hazinedar Beşiktaş Belediyesi'nde elektrikleri kestirip usulsüzlük dosyalarını, verilerini sildirdi iddia ediyor Akşam Gazetesi. Bakalım bu konuyla ilgili ne cevap verecekler. Efendim, Başkan Erdoğan açıkladı. Milli S-400 siper geliyormuş. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sisteminde ilk adımı attığını açıkladı. Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatın 2021 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu projenin ismini ilan ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gelelim Türkiye'de, İstanbul'da, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Cemal Khashoggi'nin öldürülme konusuna. Girişte boğdular, cesedi parçalayıp yok ettiler diye bir haber var Akşam Gazetesi'nde. 349 yolcuyla tarihi uçuş, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuşu dün gerçekleştirdi. Ortaköy isimli 777 tipi uçak 349 yolcusuyla Ankara'ya gitti. Yeni havalimanına ilk yurt dışı seferi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun, huzurluyuz, mutluyuz, gururluyuz. Böyle dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da inşa edildi ve ismi de İstanbul Havalimanı oldu. Burada İstanbul mu olsun, Atatürk mü olsun diye bir tartışma var. İYİ Parti'den bir milletvekili isminin Atatürk Havalimanı olması için önergeler verdikleri iddia ediliyor. Nereye? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Gelelim 3. sayfaya Akşam Gazetesi'nde. Büyük acı, doğumhaneden çıktı, yürütüldü, fenalaştı, öldü. Anne melek oldu, ikizleri isimsiz kaldı. Büyük acı, doğumhaneden çıktı, tekrar okuyorum. Doğumhaneden çıktı, yürütüldü, fenalaştı, öldü. Doğumhaneden çıktıktan sonra o hasta yürütülmemesi gerektiğini bal gibi biliyorlar. Belirli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Onu oradan alacaklar, sıradaki hasta gelsin diyecekler.
İkiz bebeklerini 29 Ekim'de dünyaya getiren öğretmen Şule Siray Arıkan doğumdan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Bebeklerine henüz isim bile koyamayan anne dün defnedildi. Allah rahmet eylesin. Bunun sorumluları var mıdır bilmiyorum. Varsa da herhalde bir soruşturma açılmıştır. Eşini cezalandırmak için 3 çocuğuna kıymış. Adana'da 3 çocuğunu vahşice öldüren anne Selma Cice, kavga ettiği eşini cezalandırmak için katliam yaptığını söyledi. Eşini cezalandırmak için kendinden doğan çocuğu nasıl katledersin, nasıl öldürürsün? Bir anne evladını öldürebilir mi? Öldürebilir mi bir anne evlatlarını? 3 tane çocuğunu sırf eşinden intikam almak için katletmiş. Böyle cani ruhlu anneler de var. Yani sırf eşi acı çeksin diye kendi vücudundan doğan anne olarak o duyguları tatması gerekirken cani ruhlu anne sırf eşi acı çeksin diye 3 çocuğunu katletmiş. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Selma Cice bu şekilde yapmış. Tazminat davasına red, sigara paketindeki hasta sen değilsin. 9 yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gören İbrahim Ağa'nın iddiaya göre yoğun bakımda izinsiz çekilen fotoğraf sigara paketlerinin üzerinde yer aldı. Ağa bu fotoğrafı yüzünden işinden oldu. Otomobilini ve evini satmak zorunda kalan Ağa sorumlu tuttuğu 5 şirketi 6 yıl önce 302 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme fotoğrafın Ağa'ya benzerlik gösterse de Ağa'ya ait olmadığı belirtildi. Bebeğiyle dövüldü ama şikayetçi değil. Kahramanmaraş'ta adam, kadının bebeği yanında iki çocuğu var. Kadını tokatlıyor, dövüyor, yerlerde süründürüyor. Kadın bayılıyor, yazık çocuklarda çimler üzerinde annelerin baygın halde annelerin başında bekliyor. Böyle alçak erkekler de var. Böyle alçak, evet alçak. Alçak erkekler de var. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Yani kadını çocukların yanında tutuyor, iki tane küçük çocuk var, kucağında da bebe var. Kadına basıyor tokadı. Ellerin kırılsın senin şerefsiz. Ellerin kırılsın. Yani kadın yerde yatıyor, çocuklar başında. Yani fotoğraf çok acı bir fotoğraf. Evet, küçük çocuğa tacize kelepçe, Trabzon'da 5 yaşında kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Mesut diye savcılık tarafından serbest bırakıldı. Niye bırakıyorsunuz? Yani niye bırakıyorsunuz ki? 5 yaşında çocuğu taciz etmiş. Şüphelinin bırakılmasına sosyal medyada tepki gösterilirken hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıp gözaltına alınan Mesut diye bu kez tutuklandı. Yani adalet gerekeni zaten yapması lazım. 5 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden ahlaksız, şerefsiz nasıl bırakılır? Nasıl bırakılır? Yani bu konuda ne biçim adalet demeyelim ama adaleti tecelli etmek için orada yetki alan hakimler, karar vericilerden kaynaklanan bir konu. Genelde tüm adaleti de suçlamayalım. Bence hakimin aymazlığı diye ele alabiliriz. Evet, otoparkta ölümüne kavga. Antalya'da komşu oldukları öğrenen BŞ ve HY otoparkta kavga etti. BŞ bir anda HY'yi saçlarını tutup yere savururken yanlarında bulunan diğer arkadaşları engellemesine rağmen onları da ittikten sonra yerde yatan HY'nin saçlarını tutarak kafasını defalarca yere vurdu. Yani iki kızın kavgasını ekranlara getireceğiz şimdi. Bakınız ne biçim kavga ediyorlar. Nasıl böyle kavga ederken kız arkadaşının başını yerlere vuruyor böyle. İki kadın, yanındaki kadınlar da affedersin böyle mal gibi bakıyorlar. Yazıktır, günahtır. Bir insan bu kadar hırpalanmaz ya. Ekranlara getiriyoruz. Come on!
Bu videoyu izledik. Videoyu izlediniz. İki kavga eden kız okulun önünde, hatta polise bile küfür ediyorlar. Yani müdahale eden polise, ama polis yok ortada. Polis yok. Akşam gazetesinin haberine göre söylüyorum. Ve yanlarında da arkadaşları var. Hala kafasını yere vurmaya devam ediyor. Arkadaşları da bırakın beni falan diyor, saldırıyor, havada uçuyor, tekmeler atıyor. Kafasını yerden yere vuruyorlar. Ama bir de bunu çeken, videoyu çeken başka bir vatandaş var. Yani bir burada, iki orada, üç. İki de olayın kahramanları, kavga edenler. Yani hiç mi engelleyemediniz kardeşim? Böyle ya kafası böyle patlasa, yarılsa, ondan sonra hayatını kaybetse ne olacak? Ömür boyu vicdan azabı çekecek misiniz? Böyle alçakça olayları çeken, bunu sosyal medyada paylaşan ve yanlarında olup da müdahale etmeyen arkadaş güya böyle, arkadaşlar böyle, tamam mı? Tutun, vurdurmayın, bu kadar basit. Yani bu tip görüntüler bazen sosyal medyaya iniyor, biz de sizlere aktarıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Doğan Yaşar hocamız bunları göstermenize gerek yok sanırım dedi. Doğru söylüyor, ama bunu göstermemizdeki neden şudur sayın hocam. Bu tip şeyler olmaması gerektiğini söylüyoruz. Okullarda maalesef çocuklarımız, kızlarımız müthiş kavga ediyorlar, birbirlerini hırpalıyorlar. Çok yanlış bir şey olduğunu söylemekte fayda var. Yani günümüzde artık eğitimli eğitimsiz insanların bu tip fiziksel şiddetlerle karşı karşıya kalması doğru değil. Burada kınamak için veriyoruz aslında. Olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü burada sabah akşam gazetesinde haber var, biz de haberi vermiş olduk. Efendim Cengiz Altaylı, havuzların efendisi, ne İsmail ne de düdüklerinin haberi beni hiç ilgilendirmiyor. Tek haber Kanal İzmir TV demiş, Kanal İzmir TV. Çok teşekkür ediyorum. Sabahat İrem, günaydın, iyi yayınlar Rıdvan Bey diyor. Çok teşekkürler. Savaş Aydın, selam olsun Kayseri'den diyor. Bizden de selamlar Kayseri'ye, bütün Türkiye'ye. Bizi izleyen, benim yurt dışından ülkelerden de izleyici dostlarım var. Herkese selamlar olsun, tüm Türkiye'ye selamlar. Yarın sabah karşıya kadayım, sabahınız ve haberiniz hayırlara vesile olsun diyor. Cengiz Altaylı İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Hasan Öz, günaydın, iyi yayınlar. Hacı Muttalip Demir, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkürler. Ve devam ediyoruz akşam gazetesiyle. Evet, katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Nazar Nurkaya dün son yolculuğuna uğurlandı. 16 yaşındaki Kaya'nın cenazesine Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise de katıldı. Anne Kaya'nın Acun Ilıcalı'ya sarılarak ağladığı görüldü. Hadise ailemize sabır ve güç diliyorum dedi. Abla Hatice Kaya ise Allah'ın takdiri ama ölümde doktor hatası var dedi. Ve katıldığı ses yarışmasında hayatını duyuran Nazar Nurkaya dün son yolculuğuna uğurlanmış. Şimdi O Ses Türkiye'den bahsedilmişken, O Ses yarışmasından bahsedilmişken dün Diyarbakır'dan bir görüntü geldi. Çocuklar toplanmışlar, kendi aralarında jüri oluşturmuşlar. O Ses Türkiye yarışması yapıyorlar. İnanılmaz bir yarışma, inanılmaz keyifli. Çocukların bu şekilde birbirleriyle bir ekip çalışması yapması, bir kurgu yapması ve koreografi konusunda da gayet de başarılı olduklarını görüyorum. İsterseniz ekranlarınıza bir getirelim. Çocuklar neler yapmış? Bakınız, keyifle izleyeceksiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsun? Diyarbakır. Heyecanlısın. Biraz. O zaman sahneyi sana bırakıyorum. Teşekkürler. Uzun ince bir yoldayım. Nın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 . Gidiyorum gündüz gece. Nın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 . Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece oy. Evet Hadise. Sen ilk yorumu senden alalım. Ne düşünüyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmini öğrenebilir miyim? Adım Diyar, soyadım Ceylan. Yaşın kaç? 12. Nereden katılıyorsun? Diyarbakır Yemişova. Beni seçersen seninle çok iyi yerlere gideriz. Teşekkürler. Evet Murat, senden de birkaç yorum alalım. Sonra sonucunu merak ediyoruz. Öncelikle sesin inanılmaz. Teşekkürler. Beni seçersen seninle çok iyi yerlere gideriz. Teşekkürler. Seda Sayan. İşte bu be. Evet, Seda Sayan takımına geçti. Alkışlarla uğurluyoruz.
Acun abinin programlarını çok seviyoruz. Her gün izliyoruz O Ses Türkiye'yi. O Ses Türkiye'ye gitmek bizim hayalimizdi. Ve imkanlarımız olmadığı için köyde yapmayı düşündük. Köyde. Evet, izledik değil mi? Çocuklar O Ses Türkiye yarışmasında nasıl da bir çalışma yapmışlar. Nasıl da bir koreografi hazırlamışlar. Ve hakikaten başarılılar. Yani bunlar bizim geleceğimiz, biliyor musunuz? Yani böyle baktığımız zaman Türkiye'yi ayırmaya çalışanlar, bizleri, çocuklarımızı birbirine düşman yapmaya çalışanlar utansın. Bakın çocuklarımız neler yapıyorlar, birlikte nasıl ekip çalışması yapıyorlar. Yani gayet keyifliydi. Efendim devam edelim Akşam Gazetesi ile yine. Bakalım başka neler var. Evet, Akşam Gazetesi'nde iç sayfada girdikçe bol bol reklam çıkıyor karşıma. Ben de reklam yapmayayım. Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye'nin eğitim alanındaki kötü karnesine bir kırık not daha eklendi. Eğitimi adaletsiz, başlangıçta lideriz şekliyle. UNICEF'in yaptığı okul öncesi eğitimde eşitlik sıralamasında Türkiye 41 ülke arasında sonuncu oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ise yeterli veri olmadığı için değerlendirilemedi. Rapora göre okul öncesi eğitime başlama oranı sadece %68. Bazı çocuklar doğdukları yer, konuştukları dil ya da ailelerin meslekleri nedeniyle ekranlarından başarısız oluyor şekilde, bir açıklama gündeme gelmiş. Tabii burada hangi kritere göre baktığımıza bağlı çok kaliteli bir eğitim aldığımız söylenemez, doğru. Ama sıfır noktada değiliz canım. Bir de diyor ki Cumhuriyet Gazetesi, 41 ülke içerisinde sonuncuyuz diyor. O kadar da değildir. Yani neye göre sonuncuyuz? Türkiye'yi sonuncuya alan jüri kim? Karar vericiler kim? Bu da çok maksatlı diye düşünüyorum. O kadar da değil yani. Evet, Fatma Akgün günaydın, iyi yayınlar diyor değerli eşim. Sebahat İrem günaydın, iyi yayınlar Rıdvan Bey diyor. Savaş Aydın selam olsun Kayseri'de, biraz evvel okuduk ve devam edelim. Sayıştay İstanbul'da 68, Ankara'da 17 usulsüz bulgu saptadı. Şirketler ayrıcalık tanındı. Para yandaşa aktı deniyor. İhalesiz kiralama. Sayıştay Belediye'nin 2017 denetim raporları yayımladı. İstanbul ve belediyelerin, yani tüm belediyelerin, İstanbul ve Ankara'da ihalesiz kiralama, eğlence vergisini almama, kiralama yerine süre uzatımı gibi çok sayıda usulsüz uygulama saptandı. Belediye bütçesi gelir kaybı yaşadı. Yandaş kazandı. 9000 kart kaçakmış İstanbul'da. Bütçe görüşmelerinde tartışma AK Partililerin külliye inadı. Merkez Bankası'na güvenmedi. Ekonomide dalgalı seyir. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası güvenmediğinden bahsediliyor. Enflasyon tahminleri %23.5, %13.4 ve %7.9. Yani 2018 %23.5, 2018 13, 2018, bunların hepsi ayrı ayrı tahminler. Bakınız, yani çok farklı enflasyon tahminleri karşımıza çıkıyor, kafa karışıyor. Gerçekte enflasyon ne kadar bilen var mı içinizde? Varsa yazın da ben de buradan okuyayım. Kafa karışık milletin. %15 diyen var, %25 diyen var, %30 diyen var, %12 diyen var. Yani kafa karışık. TÜİK ne diyor bu işte? TÜİK. TÜİK ne diyor acaba? Türkiye İstatistik Enstitüsü ne diyor acaba? TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu ne diyor? Efendim, Erdem yargıç karşısında iddialar tek tek çürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve partililer Erdem'e destek için Silivri'ye gelmiş. Kavala'dan mesaj, hayatımdan aylar eksiliyor diyor. İş insanı Osman Kavala tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmesine karşın hala iddianame bekliyor ve neyle suçlandığını bilmiyorum demiş. Aslında herkes neyle suçlandığını bal gibi biliyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti'nin taktik savaşlarını fırsatı çevirmek isteyen Gökçek ortak adaylık peşinde. Gökçek'in planı başka. Hem AK Parti'den hem de Milliyetçi Hareket Parti'den ortak aday gösterilmek istiyor Melih Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hak nöbeti başlıyor. Sağlık meslek örgütleri şiddet yasası beklerken katmerli OHAL çıktı şekliyle bahsediliyor. Servis aracı ağaca çarpmış bu arada Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımız zaman. Evet, merkez sağ hamleleri, kulislerde İstanbul ve Ankara için Dalan ve Gökçek isimleri gündeme getiren Milliyetçi Hareket Parti'nin AK Parti'ye merkez sağda tek alternatif değilsin mesajı verdiği ifade ediliyor. Evet, değerli Nurettin Bayar, günaydın, iyi yayınlar, tüm ofis izliyoruz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara selamlar, saygılar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne de şöyle baktık. Sırada Sözcü Gazetesi var. Sözcü Gazetesi'nde özellikle Sözcü'nün ambleminin hemen yanında andımızdaki Türk sözü ırk değil milletin adıdır diyor.
Bilge diplomat Şükrü Elekdağ söylüyor bunu. Emekli Büyükelçi Elekdağ andımızla ilgili tartışmalar için başlıktaki tespiti yaptı ve ekledi. Türk'üm demek asla ırkçılık değildir. İslam düşünürü İbni Haldun'un asabiyet teorisi bireyler arasındaki dayanışma ruhunu anlatır. Erdoğan'a tavsiyem onu dinlesin diyor Şükrü Elekdağ bu şekilde bahsediyor. Evet bakalım Türkiye sonunda bunu da gördü. Belki şehit gelir diye şehitlik yaptılar. Türkiye'nin yüreği yıllardır şehit acısıyla yanıyor. Gönül ister ki hiçbir vatan evladı şehit düşmesin, analar ağlamasın, böyle işgüzarlıklar yapılmasın. İnsanın yüreğini sızlatan şehitlik haberi Gümüşhane'nin Köse ilçesinden geldi. AK Partili belediye ilçemize belki şehit gelir diyerek 5 dönümlük arazi üzerinde 12 kişilik şehitlik inşa ettirdi. Görenler hayrete düştü. Başkan Şerif Aygün inşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye yaptık ifadesinde bulundu. İlçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını buraya koyacağız. Bizi çekemeyen rakiplerimiz buraya abartıyor dedi. Eğer 7 şehit varsa o ilçede bence şehitlik olmalı. Sözcü gazetesi bunu haber diye almışsın ama 7 tane şehit varmış. Niye şehitlik yapmasın belediye? Yapmak zorunda. Bence şehitlerimize saygı gereği şehitlik olmak zorunda. Yapılan şehitliği destekliyorum ben. Var mı itirazı olan? Yani diyor ki şehit yokken şehitlik yaptı diyor ama az sonra da kendi kendini temerrüte düşürüyor. Diyor ki 7 tane şehit verilmiş bugüne kadar. Demek ki insanlar şehit verebiliyor. Türkiye bakınız. Türkiye bugün, yarın ve daha sonra 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bu jeopolitik konumunda her zaman saldırıya açıktır. İçimizde o kadar çok hainler, alçaklar, casuslar, karaktersizler, vatan hainleri var ki her zaman terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bundan böyle de böyle bunu bilerek hareket etmeliyiz. Buna göre tedbirler alıp bir yaşam biçimi oluşturmalıyız. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı saldırı var. Sabah gelirken arabada bir televizyon kanalının radyosunu dinliyorum. Almanya ordusunun %61'i neredeyse çürümüş tüm teçhizatlar ıvır zıvırı. Risk yok ki Almanya'nın çevresinde. Aktif dinamik bir ordusu yok ki. Türk Silahlı Kuvvetleri mecbur 3 tarafı değil 4 tarafı böyle affedersiniz düşmanla çevrilmiş vaziyette. Yunanistan dost mu? Suriye'den böyle güller mi atıyorlar bize yoksa gülleler mi atıyorlar? Irak'tan sanki böyle dost kapısı insanlar gelip geçiyor mu? İran dostumuz mu? Yani baktığımız zaman çevremize Ermenistan dostumuz mu? Karadeniz güvenli mi? Akdeniz güvenli mi? Ege güvenli mi? Yani onun için biz alışmalıyız ve özellikle çevremizde düşmanlar her zaman var olacak bunu bilmeliyiz. Vay efendim dört başım ağrır sıfır böyle düşman yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok zaten. Tarihsel olarak baktığınız zaman yok. Ama burada belediyenin bir 7-8 kişilik şehitlik yapmasını manşete taşımış Sözcü. Yani çok enteresan. İstanbul Başsavcılığı cinayetinde detaylar açıklandı. Khashoggi'yi boğdular sonra parçaladılar. Boğdular parçalara böldüler sonra parça parça çıkardılar. Nereye gömdükleri belli değil. Çünkü yakalandıkları zaman ceset ortaya çıktığı zaman yani ama çıkmasın da işte delilsizlikten beraat edilsin falan filan diyorlar. Ama Türkiye aslında elinde bir takım şeyler var. Zamanı geldiğince dizi modunda bunlar ortaya çıkacak. Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı çıkmak haramdır. Allah Allah. Allah Allah. Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı çıkmak haramdır. Erdoğan kim ki? Erdoğan Cumhurbaşkanı. Seçimle gelir, seçimle gider. Yani evliya değil, peygamber değil. Yani Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Saygımız sonsuzdur. Demokrasiye inancımız tamdır. Halkın iradesine saygımız sonsuzdur. Ama bugün Erdoğan gider, yarın Kılıçdaroğlu gelir. Yarın Kılıçdaroğlu gider, yarın Rıdvan Akgün gelir. Rıdvan Akgün gider, yarın siz gelirsiniz. Yani kalkıp da Cumhurbaşkanı olmak demek, itaat etmek farz demiş. Diyen rektör seçimde sonuncu sıradayken göreve atanmış. Bakınız şimdi, Harran Üniversitesi rektörü Taşaltan'ın canlı yayında söylediği bu sözlere AK Parti dahil herkesine tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki verdi rektöre bu arada, onu da söyleyeyim. Yani böyle popülist yaklaşmaya gerek yok. Yani böyle bir şekilde reklamın iyisi kötüsü olmaz şeklinde konuşmaya gerek yok. Popülist sözler sarf etmeye gerek yok şekliyle. O da çıkış yaptı. AK Partililer çıkış yaptı. Cumhuriyet Halk Partililer çıkış yaptı. İyi Parti çıkış yaptı. MHP çıkış yaptı. Böyle saçma sapan bir rektör o koltukta oturamaz. Oturamaz. Yani bu kadar da bir kölelik sanatı gündeme gelemez. Evet bakalım.
Otomotiv ve beyaz eşyaya vergi indirimi Maliye Bakanı Berat Albayrak söylüyor. Biraz evvel okudum. Merkezin enflasyon tahmini %23.5. Yüksek lisanslı öğretmenler geliyor bu arada. Makam otolarına devam edilecek. Fırat'ın doğusunu yine vurduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu vurmaya devam ediyor. İzmir 66 milyar verdi, 14 milyar lira aldı. Sağıştor raporuna göre merkezi bütçe 66 milyara vergi öden İzmir karşılığında sadece 14 milyar lira yatırım alabilmiş. Verdiği 66 milyarın tamamını da alacak diye bir şey yok. Eskişehir'e baktığımız zaman Eskişehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in nasıl bir büyükşehir, nasıl bir Eskişehir yarattığını çok iyi biliyoruz. Nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. İzmir'de 15 yıldan bu yana Sayın Aziz Kocaoğlu, bu kadar önemli bir bütçesi olan İzmir'de, ekonomik dinamikte olan İzmir'de, sivil toplum kuruluşları güçlü olan İzmir'de ne yaptı ki? Mahvetti İzmir'i. İzmir'de hiçbir şey yapmadı. Bakınız, konu Aziz Kocaoğlu değil. Konu İzmir'i yönetebilecek hangi partiden olursa olsun liyakatlı hizmet üretebilecek belediyecilik anlayışını, sosyal belediyecilik anlayışını, adaletli belediyeciliği halkına lanse edecek, hissettirecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Bu kim olur? Buna partiler karar verecek. Kim seçilecek? AK Parti'den mi? İyi Parti'den mi? MHP'den mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi? Ama partiler iyi adaylar ortaya sürmek zorunda. Hatır için adaylık olmaz. Bakın hatır için olmaz. İzmir'in bence kaybettiği bir 15 yıl var. İzmir yeterince hizmet almadı. İzmir yönetildi ama hizmet anlamında bir şey almadı. İzmir marka şehir olamadı. İzmir'in vizyonu nedir diye soruyorum size. İzmir'in vizyonu var mı? Bana söyleyin. İzmir'in vizyonu şu: deniz mi? Balık mı? Turizm mi? İnanç turizmi mi? Sağlık turizmi mi? Nedir? Teması ne İzmir'in başta? Yok. Vay onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, tramvay yaptık, işte altyapı yaptık, üst yapı yaptık. Körfezi görüyorsunuz. Yüzülebilir, yaşanılabilir bir körfezimiz var mı? Turist çekiyoruz, yeterli yatağımız var mı? Yatak kapasitemiz ne? Nedir İzmir'de? Hiçbir şey yapılamadı. Böyle liyakatlı adam gibi bir belediye başkanı gelmesi lazım. Adam gibi. Yani kalkıp da dostlarını kayıran, artı ben onu yaptırmam, bunu yaptırmam. Bakınız, İzmir'e en büyük darbe kentsel dönüşümde harcanan 7 yılın boşa geçirilmesidir. 7 yıl. Bugün Ahmet Ercan deprem profesörü diyor ki İzmir'de 7.2 de olabilir deprem diyor. Bakınız, bu konuda önümüzdeki günlerde davet edeceğim, eğer teşrif ederse Profesör Doktor Doğan Yaşar hocamı da davet edeceğim. İzmir'le ilgili, İzmir'in yeraltı hareketleri, zenginlikleri artı vesaire, İzmir'in yönetilmesiyle ilgili kendisinin bilgisayarına da başvuracağız ve İzmir'i bir konuşacağız. İzmir tarihin en kötü yönetimini yaşamış vaziyet ve nihayet Profesör Doktor Doğan Yaşar hocam diyor ki, gelmiş geçmiş en kötü başkandır Aziz Kocaoğlu diyor. Doğru, katılıyorum. Ben de bunu devamlı söylüyorum. Nermin Mutlu, Allah'tan korkmuyorlar, Erdoğan'dan korkuyorlar. Korkmuyorlar diyor. Allah'tan korkmuyorlar, Erdoğan'dan korkuyorlar diyor. Evet. Nermin Mutlu, Allah mı oldu Erdoğan diyor. Oradan soru. Ceylan İskicioğlu, günaydın, mutlu yayınlar diyor. Gönül Şahin, günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Yani şöyle baktığımız zaman özellikle Cumhurbaşkanı Cumhur'un başıdır. Ve 29 Ekim'de de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. İdrak ettik gönüllerden coşkulu bir şekilde. Cumhurbaşkanı, yani halkın cumhur biziz. Bizim başımızdaki kişi o. Ve biz çalıştıkça cumhuru değiştirebiliriz. Biz çalışmadıkça cumhur ismiyle gelir otururlar orada kalırlar, bunu söyleyeyim. Biz çok yoğun bir tempoda çalışmak zorundayız ki cumhurlarımız, yani cumhurbaşkanlarımız diyelim, cumhurbaşkanlarımız cumhurun başkanları değişsin devamlı, ama cumhur değişmez. Cumhur haktır, biziz. Evet. Devam edelim şuradan. Hani bugün herhalde ben biraz fazla mı konuşuyorum, ne yapıyorum? Şule öğretmen ikizlerine isim veremeden öldü. Biraz evvel gitti, doğum yaptı, ameliyathaneden çıktı, yürütüldü, öldü demiştim ya hani. Antalya'da görev yapan Şule öğretmen 29 Ekim'de ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Genç kadın bebeklerini emzirdikten sonra fenalaştı, hastanede kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. Çocukların ismini bile verememiş. Alışveriş merkezinin terasında karısını öldürmüş. Yine böyle, affedersiniz, ahlaksız kadın cinayetleri var ve ahlaksız erkekler var.
Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Levent A. 33 boşanma aşaması olduğu eşi ne zaman evlendiğinde ne zaman boşanıyorsun? Boşanmak istediği karısı 25 yaşında da. Ne zaman evlendin ya? Ne zaman evlendiğinde ne zaman boşanıyorsun? Neyi yaşadınız? Neyi gördünüz? Öyle değil mi? Yani şöyle baktığımız zaman dayakçı kocasına şikayetçi olmadı. Kahramanmaraş'ta tartıştığı karısını çocukların gözü önünde, 3 çocuğun önünde döven adam karısı adamdan şikayetçi olmamış. Şikayetçi olmuyorlar. Sonra da dayak ölüme kadar gidiyor sonra. Yuvadaki dehşet ifadelere geçti. Tuzla'da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla okul sahibi öğretmen Güler Meyin'in 1 yıl 9 aya kadar hapislenmiş, kamerada yansımış çocuklara nasıl şiddet uyguladığı. Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin İstanbul'a talip olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes talip. İstanbul güzel bir kız. O kızın da peşinde çok kişi koşuyor. İzmir'de de bir güzel kızımız var büyükşehir olarak. Hatta İzmir'de 31 tane kızımız var. Birisi biraz yaşı geçti Büyükşehir Belediyesi. Diğerleri genç daha böyle ya evlenme yaşına gelmiş. Bunlara ne arıyoruz? Güzel kızlarımız var, talip arıyoruz. Ve birçok talip var İzmir'deki bu güzel kızlarımıza. Mesela bazı belediyelerde işte bu kızların ismi Çiğli, Karşıyaka veya işte 30 tane ilçe ismi 30 aday adayı olduğundan bahsediliyor, 20 aday adayı olduğundan bahsediliyor. Yani o kadar fazla ki tüm partilerin aday adaylarını topladığımız zaman 50 aday adayı da diyebiliriz. Günaydınlar kardeşim, hayırlı günler, hayırlı işler, iyi yayınlar diliyorum. Değerli Bülent Şengül bu şekilde bana mesaj atmış, kendisine sevgiler, saygılar. Evet, Hamza Çebi İstanbul Büyükşehir için adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi İstanbul iddiasını böyle ortaya koydu ve ekledi. 2 yıldır İstanbul'u sokak sokak geziyorum. Bu benim siyasi hayatımın ürünüdür şekliyle bahsetti. Kim bu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi. Peki Hamza Çebi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilir mi? Gösterilir. Yani kimin ne zaman ne göstereceği belli değil. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer gösterilir mi? Gösterilir. Adam çalışmış. Abdülbatur gösterilir mi? Gösterilir. Yani herkes gösterilebilir. Herkes aday olabilir. Ben de olabilirdim. Siz de olabilirdiniz. Diğerleri de olabilirdi. Berikiler de olabilirdi. Yanımızdaki olabilirdi. Karşımızdaki olabilir. Herkes olabilir yani. Demokratik hakkımız. Ama parti kimi gösterecek o önemli. Akif Hamza Çebi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter koltuğunda otururken şimdi İstanbul'da belediye başkan adayım dedi. Dedi. Bu konuda parti ne der? Acaba garanti mi aldı? O da belli değil. Cumhuriyet Halk Partisi hemen bir şeye karar vermez. Son dakikada her şey değişir. Geçen yerel seçimlerde son dakikada çok şeyin değiştiğini hepimiz gördük. Cumhuriyet Halk Partisi lideri yeni beyanına göre 200 bin lira borçlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığı beyannamesini güncelledi. Kılıçdaroğlu 300 bin lira değerindeki Burhaniye'deki yazdığını sattı ve 4 ayrı kişilerine toplam 200 bin lira borç aldı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeni mal bildirimi Kasım 2015 tarihli mal bildirimiyle kıyaslandığında Burhaniye'de 2009 yılında edinilen değer 300 bin lira olan dairenin satıldığı ortaya çıktı. Mal bildiriminde şunlar yer aldı. Kılıçdaroğlu çiftinin şu anda yaşadığı ve Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen değeri 142 bin lira olan konut bulunuyor. Yani 142 bin liraya konut mu var ya? Yani... Bırakın Allah'ını severseniz. 142 bin liraya konut mu var? Demek ki tapu değeri üzerinden gidiyorlar. Ve 150 bin verelim alalım. Yani yok öyle bir şey. Yani tapuda gösterilen değerler düşük oluyor ya. Bakınız tapuda değerler düşük gösterildiği için oradan gidiyorlar. Bari verirken doğru düzgün bir şey verin de 142 bin liraymış oturduğu evin değeri Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani bunu da ben bir gayrimenkul sektöründe aktif çalışan birisi olarak ben de buna inandım. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı. ÖTV ve KDV indirimi geldi. Bilançoda hasara odaklandı. Kurlardaki dalgalanma ilk aktif kalitesi bozulan bankalar şekliyle ele alınmış vaziyette. Bu arada İzmir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Murat Bakan İzmir vergi verdi ama hizmeti alamadı şekliyle atraksiyona geçmiş. Murat Bakan da İzmir'de kalkıp ilçe belediye başkanlarını organize edip ayarlamaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda ilçe belediye başkanlığı için genel merkeze devamlı tavsiye sunan, rapor sunan bir isimdir. Avukat Murat Bakan ve bu konuda da aktif gözükmekle beraber genel merkeze ilişkileri nasıl onu bilmem. Evet, bakalım başka hangi haber var? Merkez Bankası'nın kara tablosu korkuttu deniyor. Kampanya yetmedi, enflasyon durdurulamıyor. Halkın enflasyonu %49'u buldu.
Yüksek bir şekilde enflasyon var. Bunu kabul etmek lazım. Piyasa enflasyonu çok yüksek. Gelelim Korkusuz Gazetesi'ne. Parası olan bunu yiyor. Kilosu 55 lira. Neymiş? Kuzu kol kasap ve marketlerde 55 liradan alıcı buluyormuş. Parası olan bunu yiyormuş ama kuzu kolu kemiği ayırıp da etini şey yaptığınız zaman, ayırdığınız zaman 90 lira istiyorlar. Kasaplar bu arada, bilginiz olsun. İkizlerine isim bile veremeden hayatını kaybetti. Bayıltana kadar döven kocasına şikayetçi olmadı. İkramiye söylenirse hayatını karartı. Lotoda 24,5 milyonluk ikramiyenin işçi Ali Kayman'a isabet ettiği söylentisi çıktı. Kayman'ın telefonları susmaz oldu. İnşallah çıkmıştır. Filipinli kadını 8 kez bıçaklayan liseli kız en büyük hayalim katil olmaktı demiş. Korkunç olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanmış ve kadın katil olmak için en büyük hayalim odur demiş. Sen nerede yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun sen? En büyük hayali katil olmakmış. Nerede yaşıyorsun? Ruhun mu karardı senin? İblis mi girdi içine? Şeytanı çıkaramıyorlar mı? Filipinli kadını 8 kez bıçakladı, katil olmak hayalin mi demiş. Yani ne demek bu? Ayrı yaşadığı eşini 7 kurşunla öldürdü Kayseri'de. Genç kadının sır ölümü İstanbul'da. Kayıp sevgilinin cesedi bulundu Kütahya'da. İki kız öğrenci ölümüne kavga etti. Az önce izlettim size, biliyorsunuz. 3 kez. Evet. Korkusuz Gazetesi'ne de baktık. Sırada 9 Eylül Gazetesi var. Taş Ocağı referandumu. Bölge halkı Balıklıova'da kalker ocağı ve kırma eyleme tesisi açılması için verilen ÇED gerekli değildir kararı iptal için dava açtı. Ayrıca mahalle sakinlerinin referanduma gidecekleri belirtilmiş vaziyette. Evet, baktık şöyle. Başka neler var 9 Eylül'de? 9 Eylül bir gün önceki haberleri veriyor. Bu haberleri ben dün okumuştum. Evet, Yeni Gün Gazetesi'ne bakalım. Yeni Gün Gazetesi'nde aday adayları genelde gösterilmiş. Yıldızlar yarışıyor diye manşeti taşımış. Kimmiş yıldızlar? Kamil Oktay Sındır, Mahmut Özgener, Abdül Batur, Süleyman Soylu. Peki nerede Tunç Soyer? Tunç Soyer'i Yeni Gün Gazetesi ne oldu? Tunç Soyer'i çağırıp, konuk alıp, gazetede çıkarıp, götürüp para mı alamadınız da Tunç Soyer'i koymadınız? Nedir konu? Yani kimi çıkardınız, kime gazete verdiniz, kimden para aldınız? Hemen onu ön plana atıyorsunuz. Yeni Gün Gazetesi. Sayın Özgür Coşkun. Evet. Efendim, AK Parti'de kadın kotası. AK Parti'de çıkan sonuçlar ve yapılan anketler ilk olarak parti bünyesi oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Bunu niye söyledim ben? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde en çok ismi geçen Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının içerisinde birinci sıraya Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oturuyor. Doğruya doğru. İkinci sırada Abdülbatır oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kamil Oktay Sındır ismi milletvekili olduğundan dolayı birde mi, ikide mi, üçte mi, dörtte mi belli değil. Ama Kamil Oktay Sındır'ın da gönlünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı var. Parti genel başkanını ikna edip de yetki alırsa, ben ayrıldım derse, ayrılıyorum ve aday adayım dediği zaman yetki almıştır. Çünkü Kamil Oktay Sındır o garantiyi almadan milletvekilliği, yani görevinden ayrılmaz, aday adayım demez. Bayraklı Belediyesi ile ilgili de Avukat Pınar Susmuş aktif bir şekilde ikinci kez daha önce de aday adayım demişti. Ama son zamanlarda Biva Mimarlığı'nın sahibi Mimar Vahap Yılmaz'ın ismi oldukça fazla geçiyor ve genel merkezde de Vahap Yılmaz ismi dolaşıyor. Yani başarılı çalışmalar, mimar olması ve aynı zamanda da bölgeyi iyi bilmesi, ekonomik olarak katma değer olması özellikle Vahap Yılmaz'ı ön plana atıyor. Cinde Can Polat var, yine ismi geçen. Büyükşehir'de Hasan Karabağ'da aday adayı ama Hasan Karabağ'ın ismi gazetelerde, onun da ismi geçmiyor mesela. Evet, şöyle baktığımız zaman Yeni Gün Gazetesi'nde okumuş olduk. Yeni Bakış Gazetesi'ne bakalım. Yeni Bakış Gazetesi'nde Sırrı Sorguç iyi yayınlar. Barbaros Seron merhaba diyor. Necla Sivaşan hayırlı yayınlar Rıdvan Bey diyor. İlkay Şendorman merhabalar diyor. Hepinize saygılar, sevgiler. Yeni Bakış'a devam edelim. Efendim, özel sektör ve halk borç batağında dünyada ve Türkiye'de ekonomi ve piyasalarla ilgili son gelişmeler ve beklentiler konu toplantıya katılan Profesör Doktor Yalçın Karatepe, özel sektör ve vatandaş gırtlağına kadar borçta diye konuştu. Evet, vatandaş borçta, herkes borçta. Hakikaten yani durum kritik. Artık vatandaşın böyle güncel borçlarını ödeyebilmesi için bir formül bulunması lazım. Sadece ve sadece şirketleri kurtarmak, konkordato ilan etmek isteyenlere destek vermek, iflas ediyorum diyene de imtiyaz sağlamak değil,
sokaktaki yaşayan, dolaşan vatandaşımızın da günlük yaşamlarını idame edebilmesi için onlara da nasıl destek verilebileceği konusunda hükümetin alternatif projelerini ortaya koyması gerekiyor. Kriz masaları oluşturması gerekiyor. Valilik bünyesinde, kaymakamlık bünyesinde durum çok afet. %51 enflasyonla karşı karşıya geldik. Bakınız %51 enflasyonla neredeyse karşı karşıya geldik. Diyor ki Barbaros Erol, Bornova'da Ali Sözer de aday adayı. Evet, her ilçede oldukça fazla aday adayı var. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Hangisi gerçekten o ilçeyi veya şehri yönetecekse, hayırlısıysa genel merkezler inşallah öyle karar verirler. Ama genel merkezler bu yönden mi bakıyorlar? Liyakata, başarıya mı bakıyorlar? Yoksa torpile mi bakıyorlar? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Adaylar açıklandığı zaman yuh diyeceğiz veya alkışlayacağız. Bravo diyeceğiz. Bu defa adaylar partiler tarafından gerçekten itinayla tespit edilmiş. Bunlar bu şehri yönetir diyeceğiz veya yazıklar olsun diyeceğiz. Yazıklar olsun, yine birilerine kıyak geçilmiş diyeceğiz. Bunu derim. Ben söylerim şahsen. Başkası söylerim bilemem. Söylemek için bunları biraz yürek ister. O da bende var. Ben rahatlıkla konuşurum yani. Problem yok. Allah'ın izniyle. Evet. Çiğ sebze yemedik ki karnımız ağrısın, öyle değil mi? Birilerinden de para almıyoruz ki onun değnekçisi olalım. Evet, bakalım Hürriyet gazetesinde neler var? Hürriyet gazetesinde 4 sektöre KDV, ÖTV indirimi Berat Albayrak açıklama yaptı. Berat Albayrak mobilya sektörü ve tapu harçları ile ilgili, beyaz eşya ve otomobille ilgili 4 konu başlığında açıklamalar yapmış vaziyette. Parçalayıp yok ettiler kimi? Cemal Kaşıkçı'yı, amaç havada karada 5 yıldız demiş. Hava yoluyla ilgili tarihi uçağın nişanlısı Tuğçe Saatman'la katılan Türk Hava Yolları Başkanı İlker Aycı, arkadaşımız Ceyhun Karabulu'ya konuştu diyor Hürriyet gazetesi. Havaya siper S-400 siperlerini kendimiz yapacağız. Hata yaptık diyor. Kim söylüyor? Çevre Şehircilik Bakanı Kurum söylüyor. Hata yaptık. Dikey yapılaşmaya izin verdik diyor. Yatay yapılaşma olması lazım diyor. Doğru karar. Dikey yapılar Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı ve aynı zamanda jeopolitik konumunu bir kenara bırakalım, yeraltı hareketlerinin özellikle fazla olması, deprem kuşağında olması, kürede dikey yapılaşma olmaması gerektiğini söylüyoruz. Onun için İzmir'de cesaret gösteremedi normal bir bina yapmaya. Biva İnşaat Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binasını yapıyor. Çelik bina. Yani dayanıklı olsun diyerekten normal tuğladan, demirden yapabilirlerdi. Maliyet %80, %100 daha fazla maliyeti. Ama çelik binaya karar verdiler. Bu bir öngörüdür aslında, biliyor musun? Bu bir öngörüdür. Yani Türkiye'nin deprem yeraltı hareketlerini artı olabilecek en yüksek derecede deprem düşünerek ona göre tasarlanan, yapılan bir proje. Ama baktığımız zaman burada Çevre Şehircilik Bakanı da hata yaptık diyor. Dikey yapılaşma yaptık. Hata yaptık diyor, yatay yapılaşma olması lazım diyor ve hatadan şimdi dönmeye başlıyorlar. Bazı imarlarda genelgeler gelebilir, imar yoğunluğu düşürülebilir, gabari dediğimiz yükselme düşürülebilir, azami işte 8 kat, 7 kat, 5 kat veya 10 kat gibi limitler gelebilir. Buradan da söyleyelim bunu. Evet, günaydın, iyi yayınlar Rıdvan Bey, selamlar Asuman Gülgün, çok teşekkür ederiz Asuman Gülgün'e. Bizden de saygılar, sevgiler. Hayırlı günler, hayırlı perşembeler. Cuma değil artık. Yarın sabah Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamla okuyacağız gazete manşetlerini. Bu aradan duyuralım. Efendim, katil olmak çocukluk hayalimdi. Bugün saat 17'de siyasetçi iş adamı Haldun Çıray ve iletişimci Ahmet Gülçağ'la beraber akşam saat 17'de politik gündem ve ana haberlerde yaklaşık 2 saat yoğun tartışmamız olacak. Şu aday adaylar var ya İzmir'de, bir masaya yatıralım bakalım. Millet bir şey söylüyor da biz ne söyleyeceğiz önemli. Haldun Çıray dobra dobra konuşur. Haldun Çıray da İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray'ın abisi olur. Çok aşırı çevresi olan birisi, rahat konuşan birisi. Ahmet Gülçağ da binlerce kitap okumuş ve artı doktor kendisi, iletişimci. Bizde de son trend programını hazırlayıp sunuyor. Bir üçlü bir tartışma yapacağız böyle yoğun bir tempoda, bakalım neler çıkacak karşımıza. Efendim Ali Mercan, günaydın yayınlar Rıdvan Bey diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Günaydın yayınlar demiş. Bizden de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Evet, bakalım tekrar Hürriyet gazetesine de göz attık ilavesinde. Kusursuz kulak, işitme engelli piyanoyla meydan okuyor. Doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Ceyda Selvi, biyonik kulak sayesinde duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğiyle engelini aşıyor. Kendisi gibi olanlara da umut oluyor.
Aferin kızımıza. AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan sürpriz açıklama. Şengül aday olmam istenirse hazırım diyor Aydın Şengül. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayını arayan AK Parti'nin İl Başkanı Aydın Şengül'den sürpriz bir açıklama geldi. Şengül başvuruda bulunmadığını ancak aday olması istendiği takdirde göreve hazır olduğunu söyledi. Bu arada partili gençlerle birlikte kentte sosyal araştırma yapmaya hazırlanan AK Parti ilçelerinin büyüklüğe dikkat alınarak en az 50'şer kişilik gruplarla seçmene birçok soru yönetecek, sorunlar belirlenecek şekliyle yer almış. Hayırlısı olsun Aydın Şengül'e. 24. dönem İzmir milletvekiliydi. Bir dönem AK Parti İzmir milletvekili yaptı. Birkaç dönemde aynı zamanda il başkanlığı yaptı. Efendim Bülent Şengül diyor ki hükümetin vatandaşlar hakkında bir kereye mahsus uzun vadeli bir kredi verip bütün borçlarını bir yere toplayıp borçların ödenebilir hale gelmesi lazım ki vatandaşlar da normal yaşantısına devam edebilir. Çünkü piyasada oldukça fazla bir sıkıntı, oldukça fazla bir sorun var diyor Bülent Şengül. Vatandaşlarının yayılmış borçlarının tek bir noktada toplanıp bunu krediye dönüştürülüp vatandaşa bir nefes verilmesi, işte atıyorum 6 ay hiç ödemeden 6 aydan sonra ödeme gibi bir çare bulunması gerektiğinde buradan değerli Bülent Şengül ortaya koymuş vaziyette. Tabii onun konuşmasına ben de ilaveler yaptım, destekledim tabii. Bülent Bey demesin ya ben öyle konuşmadım ki falan deme sakın. Biraz takviye yaptım. Evet, yani ben de böyle herkesin huzurlu mutlu olmasını istiyorum. Amaç mutlu olmak. Mutluluğu kendimiz yaratabiliyoruz. Verdiğimiz kararlarla yaratabiliyoruz. Verdiğimiz yanlışlarda suçluyu başkasını buluyoruz. Yanlış kararlarda, doğru kararlarda bunun tek kahramanı kendimizi görüyoruz bir de. Bu da var yani, bu açıdan da bir bakalım. Gelelim Yeni Asır Gazetesi'ne. Yeni Asır Gazetesi'nde siper müjde. TÜBİTAK SAGE yerleşkesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Altyapılar açısından katılan Başkan Erdoğan, Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemi'nin çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Yani açıklasın, yapılsın, destekleyelim ki savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğini altını ben binlerce kez çizdim. Olması gerektiğini yüzlerce kez söyledim. Bu konuda milli olarak da zaten güçlü bir savunma mekanizmasının olmasını ülkemizin güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda partili partisiz kim olursa olsun yani tüm partilerin desteklediğini düşünüyorum. Buna hayır diyenler de kusura bakmasın da gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet eden, onların tenekesini çalan, onların tokmağıyla vurulan bir davul olarak görüyorum. Yani burada itiraz edenler de var. Afrene'ye girelim diyenler oldu. Üçüncü havalimanı ne yapılsın ki diyenler oldu. Bakınız o üçüncü havalimanı her yıl 72 milyar lira Türk ekonomisine, milli ekonomiye katkı sağlayacak. Bu da çok 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 önemli. Evet, Avbayrak piyasalara can verecek indirim paketini açıkladı. Konutta KDV'deki 10 puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda 18'den 1'e düşecek KDV. ÖTV'de bu yıl sonuna kadar oranlar 0'a indirilecek. Otomotivde 1600 cc altındaki motorlu araçlar 15 puan düşürülecek. Mobilya sektörün %18 olan KDV %1'e inecek. %4'ten %3'e çekilen tapu ağaçları devam edecek yılbaşına kadar diye bahsediliyor. İki okulda yangın paneli Aydın'da ve Kars'ta. Görüntü var, icraat yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü hayvanseverlere isyan ettirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hasta ve yaralı sokak hayvanlarına müdahale etmesi için envanterine eklediği hayvan ambulansı personel vurdum duymazlığı nedeniyle olduğu yerde duruyor. Ambulans çalışmıyormuş. Başkan Erdoğan önceki gün yakında terör örgütünün tepelerine ineceği sözleri sinyalini verdiği Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette. Mehmetçik Teyakkuz'da hazırız. Tepelerine ineceğiz gökyüzünden böyle kartal gibi, o var ya Fırat'ın doğusuna. Bakınız biz dış operasyonları yapmadığımız müddetçe terörizmle, teröristlerle sınır ötesinde mücadele etmediğimiz müddetçe yurdumuzun içinde yapmak zorunda kalıyoruz. Bereket versin, bereket versin. O Suruç'taki o kanallar, çukurlar vesaire, o terör odakları temizlendi. Sınır ötesine taşındı ve dikkat ediniz. Sınır ötesinde teröristlerle mücadele ediyoruz. İçeride zaten mücadelemiz devam ediyor. Türkiye bunu başarabildi. Bakınız Türkiye başarabildi. Belki bugün birçok askerimiz, vatandaş hayatta olmayabilirdi. O kadar alçakça kurulmuş tuzaklar vardı ki. İnanılmaz. Ben de Canan Hoca'ya hayvan kafalı mı diyeyim? Aa, kim bu? Profesör Canan Karatay'ın veganları tahıl beyinli olarak nitelendirmesi, hayvansal gıda tüketmeyen isimlerden olan
oyuncu Bennu Geredi'yi çileden çıkardı. Ben de Canan Hoca'ya hayvan kafalı mı diyeyim dedi. İlginç. Canan Hanım yine Profesör Doktor yine inciler dökmüş. İnciler dökmüş. Enteresan. Kasten öldürmemiş. İzmir'de 3 çocuk annesi eski eşini barışma teklifini reddettiği için pompalıyla öldüren İbrahim Tağan'a ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay cinayeti tasarlamamış diyerek kararı bozdu. Yeniden görülen davada Tağan 25 yıl hapiste çarptırıldı. Bir insanın hayatı 25 yıl mı Allah'ım ya? 25 yıl. Yat çık. 25 yıl. Bir insanı öldür 25 yıl. Ne olacak o hayatlar? Ne olacak? İnsan hayatını bu kadar öldürmenin cezası müebbet hapis yapın da bak kimse öldürüyor mu birbirini? Bir yapın bakalım. Müebbet hapis. Bitti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Bir insanı öldürmenin cezası. Bakın kimse çok rahat birilerini öldürüyor. Adam 20 yaş öldürürüm 45 yaşında çıkarım diyor. Affa uğrarım 3'te 1 3'te 2 yatarım diyor 10 yılda çıkarım diyor. Ya böyle hesaplıyorlar biliyor musunuz? Ve özellikle mafya ve terör örgütleri de bunları hesaplıyor. Mafya diyor ki birini içeri sokarız 3-5 yıl bakarız sonra çıkarız. Ama diyor biz adamı diyor, öldürürsek bunu elde ederiz. Böyle alçakça planlar da piyasada vardır mutlaka. Var dersem iddia olur vardır. Evet. Ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü diyor. Evet şöyle baktığımız zaman İzmir, Bornova, Işıkkent'te toplanamayan çöpler dağ oluşturdu. Var mı orada Bornova'nın görüntüleri? Bornova'nın var mı Bornova'nın? Bornova'nın görüntüsü varsa verin bakalım ayakkabıcılar çarşısının çöplerini ben de göstereyim size. Bornova'yı ver bakalım bir. Sitesindeyiz. Ayakkabıcılar sitesinde yol kenarında moloz artıkları var görüyorsunuz. Şu anda 6130 numaralı sokağın hemen yanındayız. Moloz artıkları, çöp artıkları. Burası böyle çok kötü bir görüntü oluşturmuş. Hiçbir yetkili gelip burayı temizlememiş. İşte gördüğünüz gibi pet şişe atıkları, kağıtlar, cam şişeler, kırık cam şişeleri. Burada gerçekten çok kötü bir görüntü var. Evet, şu anda ayakkabıcılar sitesinde gezmeye devam ediyoruz. Burası gördüğünüz gibi çöplük durumda. Şimdi hemen hemen... Ayakkabıcılar sitesinin çöpleri. Ayakkabıcılar sitesi. Yani burada Yeni Asır gazetesi yazmış, doğru. Hakikaten İzmir mezbelelik. Bakınız, farkındaysan bir aydır kestim. İzmir'in arka planında çöplerini veriyordum 3 aydır. Ama tüm belediye başkanları isyan ettiler. Telefon üzerine telefon, ne yapmaya çalışıyorsun? Biz seçimlere hazırlanıyoruz. Sen niye gösteriyorsun bizim arka sokakları? Ben de hepsine aynen şöyle dedim. Bakınız aynen şöyle dedim. Siz hizmet üretmezseniz, bu çöpleriniz olduğu müddetçe, bu pislikler olduğu müddetçe, siz eşit hizmet fırsatı yaratmadığınız müddetçe, affedersiniz ben vermeye devam ederim. Yani kasıt arıyorlar. Diyorlar ki, siz herhalde bir partiye yakınsınız, bizi çöketmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde hareket ediyorlar, inanın. Ara sıra veriyorum yine. Pes etmiyorum. Veriyorum. Belediyelerin çöplerini veriyorum. Bornova Belediyesi ayakkabıcılar sitesini yapmış. Yani onun için vermeyecek miyim? Vereceğim. Vereceğim tabii. Vermeye de devam edeceğim. Efendim Sabah gazetesindeyiz. Enflasyonu dize getirecek dev hamle. ÖTV ve KDV'de indirim müjdesi. Bunu verdik. Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi. Erçetin'e çağrı Candan ol inkar etme. Konserini cep telefonuyla çeken doktorları azarlayan Candan Erçetin haber yayınlanınca inkara kalkıştı. Oysa Erçetin ismi gibi Candan olsa MSK başkanıyım, telif işlerinde çok hassasım, yaptığım abartılıydı dese çok sevimli olur diyor. Mevlüt Tezel yazmış bunu da. İkiz bebeklerini sadece bir kez kucaklayabildi, hayatını kaybetti. İki evladımı kaybettiğimde İstanbul'da E5'te intikam cinayetinin katil zanlısının babası Abdullah Arslan sabah konuştu. Bir evladım toprağa verdim, diğerini hapse gönderdim diyor. Zor bir durum. Evet, bakıyoruz Sabah gazetesinde başka neler var. Okuduğumuz haberlerin tekrarı var. Yüksek dönüşüme izin yok diyor. Şehircilik anlayışı değişiyor Türkiye'de. Bakan kurum bu şekilde bahsetti. İmar barışında süre uzatıldı. İmar barışında süre gerçekten uzatılmış vaziyette. Bence de uzatılsın. Çünkü insanlar buradan istifade etsin imar barışında. Evet, yüksek dönüşüme izin yok. Artık yüksek binalar görmeyeceğiz. Alçak binalar göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yatay yapılaşmayı önermişti. Bakanı da kurumda bu konuda aynı şekilde ortaya koymuş vaziyette. Adını siper koyduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi için çalışmalara başlandı. İlk teslimatlar 2021 sonunda gerçekleşmesi planlanıyor. Projenin ismini de siper koymuşlar. Buradan da belirtmiş olalım. Katledip çatışmada öldüğü yalanını söylediler. Terör örgütünün son kurbanı Pınar. Baba Hacı Biçer'in çabaları örgütün dağa çıkardığı kızı Pınar'ı kurtarmaya yetmedi.
Örgüt genç kızın geçen yıl olduğunu açıklarken bir yıl sonra yapılan açıklamada infaz şüphesini akıllara getirdi. Örgütün iç infazları telsizde operasyon gibi duyurun şekliyle ele alınmış vaziyette. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu vurdu. İki aşamalı plan devrede. Önce sınır hattındaki terör mevzilere vurulacak. Ardından yıldırım hareketi düzenlenecek. Örgüt sınırdan temizlenecek. Hiç affetmeyeceğiz. Bakınız, affetmeyeceğiz. Sınırımızdaki tüm teröristleri vuracağız. Mevzileri vurduk. 14 teröristi öldürdük. 35 terörist etkisiz sözde Gabar sorumlusu teröriste yakalandı. Vurdukça vuruyoruz. Biz buradan vuruyoruz. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne ses çıkıyor. Buradan teröristlere bombayı gönderiyoruz. Tepkisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Almanya'dan geliyor. Belçika'dan geliyor. Fransa'dan geliyor. Avusturya'dan geliyor. İsrail'den geliyor. Bakınız, buradan biz bombaları gönderiyoruz, teröristlerin tepesine biniyoruz. Oradan ses geliyor. Yani zaten onların, bu alçaklar onların ürettikleri değil mi teröristler? Teröristleri doğuran anneleri onlar değil mi? Onlar büyütmedi mi yavrularını kucaklarında, terör örgütü liderlerini, teröristleri? Hala kucaklarında yok mu bir papaz, FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen? Yani bu teröristleri kucaklarında besliyorlar. Ondan sonra da Türkiye vurmasın, Suriye'ye girmesin, aman onu yapmasın, bunu yapmasın. Bizim sınırımızdaki terörist olayları, vakalara biz müdahale etmeyeceğiz de 11 bin kilometre ileriden sen mi gelip müdahale edeceksin? Amerika Birleşik Devletleri, sana söylüyorum. Duyuyor musun sesimi? Evet, otel değil hastane. 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi başta hasta kabulüne başladı. Karanfillerle karşılanan hastalar sanki oteldeyiz, Allah devletimize zeval vermesin dedi. İzmir'de de 2000 yataklı şehir hastanesi yapılıyor. İzmir Şehir Hastanesi oldukça büyük bir hastane. Oran ince işlerini Biva Mimarlık yapıyor. Seri bir şekilde bitirileceğinden bahsediliyor. İnşallah açılır da vatandaşlarımız, yani Allah az hasta versin inşallah. Kimse hasta olmasın inşallah, ama hastalarımız da çabuk şifa bulması için özellikle yataklara ihtiyacımız var. İnsanlar aksiyonda yatak az olduğu zaman hemen paketleniyor, gönderiliyor. Hemen böyle baktık, yaptık, ettik, ameliyat yaptık, böyle sarıyorlar. Hadi bakalım yürü, şöyle oturtturun, böyle oturtturun. Herkesi doktor olmaya teşvik ediyorlar adeta. Ama aslında teşvik edilmesi lazım ki insanlar kendi kendisinin doktoru olması lazım diye düşünüyorum. Evet, Kanal İzmir TV'de Günaydın Türkiye, Günaydın İzmir devam ediyor. Az sonra bitecek. Evet, sabah Egeli Gazetesi'ne de baktık. Evet, günü bitirdik. Şimdi ne yapalım? Güçlü bir İzmir Marşı verelim. İzmir Marşı eşliğinde sizlere şimdilik veda edelim. Efendim, yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akşam üzeri tartışmaya da hazır olun. Ahmet Gülçağ, iletişim uzmanı ve aynı zamanda yatırım yönetim danışmanı Doktor Ahmet Gülçağ ve iş adamı ve siyasetçi Haldun Çıray'la saat 17'de yoğun tempolu bir tartışma sizleri bekliyor. İzmir'de ilçe ilçe tüm aday adaylarını masaya yatıracağız. Hangi ilçede kimler güçlü, ona bakacağız. Biraz evvel zaten size kulislerde vermiştim. Kimlerin isimleri geçiyor falan diye. TRT'de özellikle ve özellikle kesinlikle Yücel Özer'in ismi çok fazla geçiyor. Genel merkezde de oldukça fazla isimlendiriliyor. Bayraklı'da Vahap Yılmaz'ın, İzmir Büyükşehir'de de Tunç Soyer'in ismi daha fazla geçiyor. Ama aynı zamanda Kamil Okyay Sındır'ın, Abdül Batur'un, yani aslında şöyle baktığımız zaman parti genel merkezlerinde müthiş bir yoğunluk var. İnanılmaz. Nedense Türkiye'nin her yerinden herkesin yolu Ankara'ya düşüveriyor birden. Genel merkeze gidiveriyor, bakalım şöyle görüşelim. Randevu üzerine randevu. Herkes, genel sekreter Akif Hamza Çebi'den randevu alıyordu. Akif Hamza Çebi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönlünde olan ve oradan aday aday olmayı düşünen birisi. Artık muhatap olduğu birçok isimin gönlünde de kendi şehirlerinde belediye başkanlığı yattığı için genel merkezden start alıyorlar. Belki Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki hayırlısı olsun diyor. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da birilerine evet sensin git falan ol dediğine pek inanmıyorum. Belki dedikleri olabilir ama herkese eşit yaklaştığını düşünüyorum. Ama bazı ilçelerde, şehirlerde gönlünde hakikaten belediye başkanı olarak görmek istediği, çalışmak istediği insanlar da olabilir. AK Parti bu konuda ser verip sır vermiyor. AK Parti adaylarını sessiz sedasız belirliyor ve açıklama yaptığı zaman aday olur. Kimse de buna itiraz etmiyor. AK Parti'nin modeli de böyle.
İYİ Parti'de Cumhuriyet Halk Parti'nin farklı bir modeliyle genel merkez tarafından belirlenecek ki AK Parti de kez aynısını belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve İYİ Parti genel merkez tarafından adayları belirleyecek. Ben burada yola çıkan, kendi ilçesini, şehrini yönetme arzusunda olan bütün adaylarına başarılar diliyorum. Bir sonraki programda yeniden birlikte olacağız. Güçlü bir şekilde İzmir marşıyla veda edeceğiz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak yüce her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak yüce her taşa.